her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da siz değerli izleyicilerimizle yine hep birlikteyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey siz de. Hoş bulduk. Evet, nezle ve bronşitle başlayalım dilerseniz, zaten tam da mevsimi. Evet, üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar mevsimsel olarak havaların sürekli olarak değişmesi, ısınması, soğuması nedeniyle kişilerde aniden üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar ortaya çıkıyor. Ne yapılabilir, ne yapmak gerekir? Mesela birçok insan görüşmeye gidecek, işe gidecek, çalışamıyor. Sürekli burnu akıyor. İşte buna karşı çok güzel bir bitki var. Nedir bu? Tetra. Duman ağacı da denir. Duman ağacı denmesinin sebebi, bunun çiçekleri, tetranın gördüğünüz zaman uzaktan duman ağacı denmesinin sebebi, çiçekleri kırmızı, mavi, yeşil, beyaz renk, rengarenktir. Bir alev gibi gözükür giderden. Yani yangın varmış gibi uzaktan bir alev topu varmış gibi gözükür. Büyük bir çiçeğe var. Geriden baktığı zaman, aa yangın mı var orada diye kişiyi yanıltabilir uzaktan bakıldığı zaman. Bu nedenle duman ağacı denir. Duman ağacı. Bunun yaprağını şöyle az biraz alıyorsunuz. Mesela burnu sürekli akıyor. Burun akıntısı var. Az bir şey şu kadar. Cezveye koyuyor vatandaş. Yakıyor bunu. Dumanını burnuna tütsü yaptığı zaman böyle. Tütsüsü 2-3 saniyede burun akıntısını şak diye keser. Bu suyun içinde mi konularak yoksa sadece bu otu koyarak mı cezveye? Susuz. Sadece kuru. Dumanı. Hı-hı. Sadece otu, bu bitkinin yaprağını cezveye koyuyoruz, ısıtıyoruz, yakıyoruz. Hı-hı. Dumanlar çıkmaya başladı mı buruna tutuyoruz. Hı-hı. Hatta burnu yakmadan da şöyle direkt buruna çektiği zaman kişi, bu da etkili de, dumanını çekersen hemen keser. Tamam. Böyle biraz zaman alır. Tetra veya duman ağacı denir. Burun akıntısına karşı dünyada en etkili bitki ve hiçbir yan etkisi yok. Çok çok etkili, evet. Hiçbir yan etkisi yok. Fakat ağır vakalarda diyelim ki kişi grip oldu, efendim ağır bir vaka. İşte bağışıklık sistemi zayıfsa tedavisi aylarca sürebilir. Bu gibi durumlarda ise ekinezya çiçeğini göstereyim. Burada orijinal çiçeği var. Ben bunun binlerce çiçeğini, resmini çektim. Bu resim, bu çiçek. Ekinezya çiçeği. Çok güzel bir çiçek. Ekinezyanın yüzlerce türü var. Sadece bu ala çiçekli olan Ekinezya purpurea tıbbi maksatla kullanılan en etkili türüdür. Ekinezya ile ilgili mesela bundan birkaç sene önce sadece Almanya'da 141.100 çocuk bu ekinezyanın yaprağı, kökü, çiçeği, dalı hepsi kullanılır. Bundan elde edilen ekstrakt daha etkili bitkiden. Çayın içerisiniz etkili fakat birleşimindeki polizaharitler az olduğu için ekstraktını kullanmakta fayda var. Polizaharitler %2, %3. Yani bu nedenle hafif rahatsızlarda ekinezyanın çayını içmek yeterli. Fakat bağışıklık sistemi çok zayıf olanlar, biz buna karşı çok güzel bir formül geliştirdik. Ekinezya ekstraktı, ıhlamur ekstraktı, Afrika ıtırı ekstraktı, kekik ekstraktı, çuha çiçeği ekstraktı gibi 19 bitkinin ekstraktından oluşan Ekinezya Forte, gripe karşı mükemmel bir ürün. Bunu kullandığı zaman kişi... Hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan sadece bitkisel yollarla gribi önleyebiliyoruz. Tabii. Şu da gördüğünüz, bu da çok güzel bir çiçek. Bu da Afrika ıtırı. Afrika ıtırının çiçeği. Itır bildiğimiz bu evlerde yetiştirilen, balkonlarda, saksılarda yetiştirilen
buna ıtır denir, ıtır türü. Hı hı. 1050 çeşit ıtır var. Sadece Afrika'da yetişen Pelargonium psittoides, Pelargonium reniforme. Yani bu lila çiçek, lila mı bunun rengi? Evet. Lila ve bunun biraz daha koyu renklisi olanı mor. Hı hı. Lila ve mor çiçekli olanları kökü kullanır. Sadece kökü. Hı hı. Bronşit, sinüzit, faranjit ve astıma karşı. Hı hı. Bununla da ilgili burada yüzlerce klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Şimdi bu dergi nedir? Akademik bir dergi. Hı. Klinik araştırmalar hangi ülkede, nerede, ne zaman klinik araştırması yapılmıştır? Bununla ilgili çok detaylı bilgi benim yazmış olduğum bu kitapta da zaten mevcut. Bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabiliriz efendim? Ben İbrahim doktoruna görüşecek. Tabii ki, buyurun İbrahim Bey. Ben, alo. Buyurun, dinliyorum. Hocam ben senin ilaçlarını kullanıyorum. Evet. Şeker ilaçlarını kullanıyorum. Şimdi yani acaba nasıl olacak benim romatizma diye. Şeker, hem romatizma hem diyabet. Şekerim var, kolesterolüm var. Ne zamandır? Bir de romatizma, ayaklarımın altından sızı hocam. Ne zamandır kullanıyorsunuz? İşte 15 gündür senin ilaçlarını kullanıyorum. Daha iyi. Nasıl gelişmeler? Ama çok erken henüz. Şeker hastalığı 3-4 ay kullanması gerekir. Romatizma 5-6 ay. Yani ilk 1-2 haftada hafif mide rahatsızlarına karşı, bağırsak rahatsızlarına karşı iyi gelir. Fakat şeker hastalığında gurmar mutlaka arkadaşlar göndermiştir size. Evet. Bu gurmar forte. Hindistan'da yetişen bir bitki. Bunun birleşimindeki etken madde cinnamik asit pankreasta insülin salgılayan beta hücrelerini yeniler. Bununla ilgili Harvard Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. 4565 hasta diyabet hastasını iyileştirmişlerdir. Klinik araştırması var. Evet. Düzenli kullanırsanız bir problem değil. Tedavi ederiz. İyileşirsiniz. Artı şu gördüğünüz bitki de şeytan pençesi denir buna. Harpago. Evet. Patates kökü gibi kökleri var. Şurada gördünüz. Bunun birleşimindeki harpagozit denen madde romatizmaya karşı dünyada en etkili bitkidir bu. Biz bunun ekstraktını getiriyoruz. Harpago forte diye çok güzel, mükemmel bir formül geliştirdik. Romatizmanın tedavisi zaman alır. 4 ay, 5 ay, belki 6 ay. İksir, aloe vera jel, harpago forte, gurmar forte, romatizma çayı, diyabet çayı düzenli olarak kullandığınız zaman yavaş yavaş iyileşirsiniz. Tabii ki tatlı, peynir, siyah çay, kahve, kola bunlar iyi değil. Abur cubur yemek iyi değil. Sağlıklı olarak beslenirseniz ve bunları düzenli kullanırsanız bir problem kalmaz. İnşallah. Kullanıyorum hatim. O çayları kullanıyorum. O şurupları içiyorum. O hapları kullanıyorum. Evet, çok güzel. Devam. Devam edeyim. Evet, evet. Tabii tabii. Oldu hocam. Oldu. Saygılar. Oldu. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, tedavi zaman alır. Diyabet hastası tip 2. Bu çok zaman alır. 4 ay, 5 ay. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış zaten. Hı hı. Harvard Tıp Fakültesi, Üniversitesi Tıp Fakültesi 4565 hastayı gurmarla tedavi etmiştir. Gurmar bir sarmaşık, Hindistan'da yetişen yaprağı var. Burada gördüğünüz şunun bitkinin yaprağı. Biz bunun ekstraktını kullanıyoruz. İçindeki cinnamik asit %1 gibi az. Ekstraktı %100 etkili. Otu gibi değil, yaprağı gibi değil. Yaprağın etkisi o kadar değil. Çünkü etken madde az. Romatizma ile ilgili, Harpago ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Bunlar belgeli şeyler yani. Evet. Tiroid bezi rahatsızlıklarıyla devam edelim dilerseniz. Tiroid bezi nedir? Bu rahatsızlıklar nasıl oluşur? Tiroid bezi işte burada hemen şurada gördüğünüz. Hı. 3 sağ lob, sol lob ve ortada 3 lobtan oluşan tiroid bezine karşı tiroid bezi eğer ki fazla hormon salgılarsa
birçok rahatsızlık ortaya çıkar. Kalp damar rahatsızlığı ortaya çıkabilir, tansiyon yükselebilir, kalp çarpıntısı başlar, kişi zayıflayabilir vesaire vesaire. Yani bir sürü problemi tetikleyebilir. Şu gördüğünüz bitki buna Lycopus europaeus denir. Lycopus europaeus. Bunun bir de Virginiana türü var. Bu bitki tiroid bezindeki yani aşırı hormon salgılanmasına, hipertiroide karşı dünyada en etkili bitkidir. 200 kişi üzerinde klinik araştırması yapılmış. Klinik araştırmalarla etkisi belgelenmiştir. Bununla ilgili klinik araştırması 1943 yılında yapılmış. Yani çok eski klinik araştırmaları var. Yeni yeni de araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalar sonucunda tiroid bezinin aşırı hormon salgılanmasını frenliyor, hormonları dengeliyor. Artı yoğurt otu ve zerdeçalla birlikte çok özel bir formül biz geliştirdik. Birlikte bu kullandığı zaman tiroid bezesinde birçok insanda nodül oluşuyor. Yani küçük küçük mikro kistler. Hadi bazıları da büyük büyüyebiliyor da yavaş yavaş tedavi edilmese. Yani bir milimden birkaç santime kadar büyüyebilir. İksir, aloe vera jel, işte bu bunun kurt otu, Türkçe karşılığı kurt otu veya tiroid otu da diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de yetişmediği için adı yok. Evet, vatandaşın bildiği dere otunun iyi geldiği biliniyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz bu bitkinin dışında? Dere otu iyi geliyor yani. Fakat dere otu ile ilgili elimizde klinik veri yok, veri. Evet. Şimdi bunu kullanıyor. Evet vatandaşlar iyi geliyor ama yan etkisi var mı? Ne gibi problemleri tetikler? Bir problem tetikleyebilir mi? Yani bilmiyoruz. Dereotu evet. Kullananlar memnun. Fakat bununla ilgili bir klinik araştırması yok. Fakat kurt otu veya tiroid otu bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yetişen bitkinle ilgili birçok klinik araştırması var. Bir tane değil. Birçok klinik araştırması var. Mesela 1943 yılında naneye benzer veya oğul otuna benzer bu bitki. Oğul otuna benzer. Yapraklarının kenarları böyle kertikli. Üzeri hafif, tüysü. Tiroid bezi için dünyada en etkili bitkidir. Yani tereotunu tabii o da etkili olabilir. Fakat arada çok büyük fark var. Biz burada klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkiden konuşuyoruz. Dereotu ile ilgili bir klinik araştırması olmadığı için olabilir de olmayabilir de. Yan etkisi var mı yok mu bilemediğim için o konuda şudur demek doğru değil. Bu bitki aktarcılarda bulunması mümkün mü? Ayrar otunu kullanmıyoruz zaten. Ekstrakt. Anladım. Etken maddeyi kullanıyoruz. Ekstrakt kullanmak. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Ekstraktını kullanıyoruz. Yani mesela birçok insanda nodül oluyor. Eğer ki tedavi edilmezse kötü huylu da olabilir. Mesela bir hanımefendi Zehra Hanım 2 santim çapında kötü huylu nodül oluşmuş. Doktoru çok kötü hemen ameliyat demiş. Ameliyat edilmesi gerekiyor. Ben aradı dedi ki hocam ya mümkün mü bunun erimesi? Ne kadar zamanı var? 6 hafta. 6 hafta deneyeceksin, bakacağız, göreceğiz. Önceden bilemem. Ya garantisi yok. Bu işin garantisi yok. Ameliyat gününe kadar dene. Ama dozajı artırarak. Günde 3 defa 2 çorba kaşığı yerine iksirden yarım çay bardağı içebilirsin. İksir, aloe vera jel, efendim, kurt otu, buna yoğurt otu ve zerdeçal forte diye bu kurt otu onların içinde var ekstrakt. Peki dedi, kullandı vatandaş. Ameliyat olmak için tabii bilmiyor. Yani büyüdü mü, küçüldü mü ne olur bilmiyor. Ameliyat için hastaneye gittiğimde profesörü demiş ki evladım ne yaptın sen? Efendim işte iksir, jel vesaire kullandım Gökçek'ten. Ameliyatta olacak bir şey yok. Erimiş gitmiş. Güle güle gidebilirsin demiş. Evine göndermiş. Evet bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. Buyurun nasıl yardımcı olabiliriz size? Şimdi hocam size şunu soracaktım. Bu otla bilgiler veriyor da. Evet buyurun. Bu eşimle ilgili soracaktım. Bu bir omuz ağrısı var. Doktora gidiyoruz. Hiçbir çaresini bulamadık.
Evet. Şu kol omurgalarda, kol oynaklarında bunun bir çaresini bulamadık. Hocamdan bir bilgi almak için aramıştık. Ha, şimdi şöyle, eğer ki yumuşak doku romatizması, fibromiyalji denir, yumuşak doku romatizması 20 yıl dahi teşhis edilemeyebilir bazı. Yani milyonlarca insan yumuşak doku romatizmasından muzdarip ve teşhis edilemiyor. Neden teşhis edilemiyor? Çünkü kanda iltihap gözükmüyor. Herhangi bir anormallik gözle gözüken bir şey yok. Fakat kişi sürekli bunun acısını çekiyor. Buna karşı biraz önce bahsettim, Harpago. Harpago her türlü romatizmaya, artrit, artroz, ankilozan, spondilit, hatta sistemik lupus, behçet gibi hastalıklara bile etkili. Nereden biliyorsun diyeceksin. Bununla ilgili mesela bir örnek vereyim. Frey yüzlerce klinik araştırması var da ben bir örnek veriyorum. Profesör Doktor Kubrunski, Freiburg Üniversitesi'nden yüzlerce hastayı tedavi etmiştir. Klinik araştırması yapmıştı diyoruz da, yani düşünün, hastanede mesela 100 kişi. 100 kişilik bir hastanede yatacak. Kaç gün? 6 ay. 6 ay takip edilecek. Gözetimde, denetimde, doktorların, hemşirelerin yemesi, içmesi, hastanede kalması. Kaç milyon dolar biliyor musun? 100 kişi. Yani Almanya'da daha pahalı. Çünkü bir gece hastanede kalmak 2000, 3000, 4000, 5000 euro, hastaneye göre değişir. Euro. Yani o kadar pahalı. Avro veya euro işte, her neyse. Bununla ilgili klinik araştırmaları var. Belge var, bilgi var. 50 binden fazla insan romatizma hastası Harpago ile tedavi edilmiş. Evet. Her türlü romatizma. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji, sistemik lupus, behçet gibi hastalıklar tedavi edilmiş. Belge var, bilgi var. Evet. İdrar yolu enfeksiyonlarıyla. Evet, çok devam güzel bir konu. Şimdi idrar yolları ile ilgili çok güzel bir çalışma yapılmıştır. Nedir bu çalışma? Şu gördüğünüz meyve. Ne meyvesi? Preiselbeere, Almancası. Türkçe karşılığı yok. Neden yok? Çünkü Türkiye'de yetişilmiyor. İngilizcesi cranberry. Cranberry denir. Cranberry Türkçe karşılığı kırmızı meyveli yaban mersini diyebiliriz. Yaban mersini olarak geçiyor. Evet. Yaban mersini, mavi o yok, hayır, şuna bakın, şu yaban mersini. Nedir bu? Mor çiçekli. Hı hı. Yaban mersini bu. Bu da kırmızı meyveli. Bununla ilgisi yok. Alakasız. Bunların etki alanı farklı. Yaban mersini göz için, buna kırmızı meyveli yaban mersini diyebiliriz. Türkçe karşılığı yok. Cranberry İngilizcesi, Preiselbeere Almancası. Bizi niye ilgilendiriyor bu bitki? Bununla ilgili yapılan klinik araştırmalarda idrar yolları enfeksiyonunu önlediği belgelenmiştir. İdrar yolları enfeksiyonu genellikle E. coli bakterisi sebep olur. E. coli bakterisi bağırsaklarda kaldığı sürece, o da şu bakteri, göstereyim resmini, çok böyle bir sürü, şöyle şurada gösterebilirsem. Gördüğünüz gibi solucana benzer, fakat böyle bir sürü ahtapot gibi kolları var. E. coli bakterisi. E. coli bakterisi bağırsaklarda kaldığı sürece zararsız. İdrar yollarıyla mesaneye ulaşırsa sistiti, intersistiyal sistiti tetikler. Üretra darlığına sebep olur. İdrar yolları enfeksiyonuna sebep olur. Hatta mesaneden böbreğe kadar giderse böbrekleri çürütür. E. coli bakterisi. Çok çok tehlikeli. Şimdi bu meyve neden ilginç bizim için? Çünkü bunun birleşiminde proantosiyanidin denen flavonit türevleri var. Proantosiyanidin. Bu meyvenin birleşimindeki proantosiyanidin denen etken maddenin bakteri öldürdüğü tespit edilmiştir. Fakat tabi bir gün, iki gün değil. Şimdi şunu, E. coli bakterisini şuna benzetebiliriz. Köpeğiniz var, size zarar verir mi? Vermez. Evet. Kutu dolusa ne yapar? Tanımaz. Evet. Saldırır herkese.
Bağırsaklarda E. coli bakterisi kaldığı sürece problem yok. İdrar yollarına geçtiği zaman kuduz olur. Kuduz köpek gibi saldırır. Antibiyotiği kullandıkça tehlikeli olur. Şimdi bir başka dergide de yine kremberi ile ilgili klinik araştırması yapılmıştı. Birleşimindeki urzolik asit, böyle bir asit var. Tümörü eritici olduğu ve hani antitümörel, yani kansere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Kremberinin birleşimindeki etken maddelerden biri de urzolik asit. Urzol ve türevleri. Bir telefon bağlantısı. Kansere karşı etkili. Buyurun. Alo. Alo. İyi akşamlar, size nasıl yardımcı olabiliriz? İyi akşamlar. Hocamıza bir sorum olacak. Benim. Tabii ki, buyurun. Ben guatr hastasıyım. Şimdi son 2 senedir değişik şeyler olmaya başladı. Mesela daha önceden çok fazla zayıflıyordum. Şimdi 2 yıldır çok hızlı kilo alıyorum. 6-7 kilo falan alıyorum. Durduramıyorum. İşte hani onunla ilgili bana ne tavsiye eder? Şimdi hanımefendinin kullanmış olduğu ilaçlar hormon dengelerini bozuyor. Özellikle de kortizon, steroidli ilaçlar bünyenin hormon dengesini bozar. Kortizon kullanan herkes de zamanla obezite problemi başlar. Frenlenemeyen bir kilo alma. Hiçbir şekilde durduramazsınız. Hormon, vücudun bütün hormon dengelerini bozar. Bunun için ne yapmak gerekir? Yani ilaç alayım, tiroid guatr'dan kurtulun derken kullanmış olduğu kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok eder, zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde karaciğer aratamaz. Karaciğer aratamaz da toksik madde beyindeki bütün hormon dengelerini bozar. Ve artık kolay kolay kilo veremez, frenlenemez hale gelir. Ne yapmak gerekir? Peki bu guatr'ın önüne nasıl geçilebilir bitkisel yollarla? Kısaca bununla konuya değinmişken. İksir, aloe vera jel, yoğurt otu forte, zerdeçal forte, tiroid çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman tiroid bezesinde ne varsa temizler, aratır, yavaş yavaş eski haline, normal haline döner. Biraz zaman alır. Evet. Çünkü aşırı ilaç kullanmasaydı o kadar uzun sürmezdi. Ama ilaç kullandığı için problem ağırlaşıyor. Kimyasal ilaç kullananlarda süreç uzuyor. Kullanmayanlar daha kısa sürede iyileşir. Tamamen yok olması mümkün diyorsunuz yani. Tabii, şimdi bakın bu Almanca bir kitap. Ne diyor? Täglich. 3 defa täglich. Yani günde 3 defa iç. İç, ondan sonra kimyasal ilacı iç, iç, ondan sonra hapı yut. Hapı yut. Yut yut, ondan sonra öl. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 200 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Kimse bunu gündeme getirmiyor. Almanya'da 50 bin kişi ölüyor. İngiltere'de 50 bin kişi ölüyor. Türkiye'de yılda 50 bin kişi ölüyor. Ne gazete yazıyor, ne televizyon söylüyor, ne radyo söylüyor. Ne bu konuda kimse konuşmuyor. Herkes ağzını kapatmış. Üç maymunlar oynuyor. Görmedik, duymadık, bilmiyor. Neden? Çünkü o ilaç fabrikalarının sahipleri çok güçlü. Kimse ona dokunamıyor. Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. Buyurun. Nasıl yardımcı olabiliriz size? İyi akşamlar hanımefendi. Ben hocama bir sorum olacak da. Benim bu dizlerimde ağrı var. Dizlerinizde ağrı var. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Dizinizde ağrı var. Peki kıkırdaklarda yıpranma var mı? Hocam işte film çektirmeye gitmiştim SSK'ya. Film çekildiğinde şey demişti bana. Ya dizlerinde herhangi bir şey görünmüyor demişti. Bir karışık melem verdi bana. Hap falan verdi. Ben kullandım ama bir de ayrıyetten bir ilaç verdi. Bu suya katılıp içilmeli. Onlardan kullandım. İçtim ama hiçbir şey de göremedim yani. Bu merdiven çıkarken özellikle böyle bıçak gibi batıyor böyle sol tarafıma. İki dizimde de var. Şimdi kıkırdaklardaki yıpranma sinirleri zedeliyor. Aşınma, evet. Aşınma söz konusu burada kıkırdaklarda. Buna karşı dünyada en etkili bitki nedir? At kuyruğu. Ama sadece at kuyruğu değil. Isırgan otu, şeytan pençesi kökü, ayrık kökü, civan perçem otu. Çok özel bir formül geliştirdik biz bunun için. 40 kilit forte. 40 kilit.
Eğer ki bağırsaklarınızda bir problem varsa, midenizde, bağırsaklarınızda bunun da tedavisi şart. Çünkü midede ve bağırsaklarda problem olursa, buradan sürekli toksik madde gelir. Tekrar problem 3 ay 5 ay sonra yine nükseder. Herhangi bir rahatsızlıkla da mide ve bağırsakları tedavi etmek şart. Mide ve bağırsaklar tedavi olmadan hiçbir zaman hastalıklar kalıcı olarak iyileşmez. Nükseder, nükseder, nükseder. Nüksetmemesi için hastalıkların kökten tedavisi için midede gastrit, ülser varsa, reflü varsa tedavisi şart. Bağırsaklarda kolit, ülseratif kolit, spastik kolit, morbus, Crohn vesaire varsa mutlaka tedavisi şart. Mide ve bağırsaklar tedavi edilmedikçe karaciğer tedavi edilemez. Karaciğer tedavi edilmezse hiçbir hastalık tedavi edilemez. Çünkü karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi, mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi arıtamazsa, karaciğer arıtma tesisi gibi. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Yani bizim köyün üstünde temiz bir ırmak var, billur gibi. Köyün içerisinden geçerken caminin yanındaki tuvaleti, kanalizasyonu vermişler ırmağa. Aşağıdaki köyünde suyu yok. Onlar da bu pis suyu içiyor. Ne oldu? Hepsi hasta. Aynı şekilde karaciğerde de sürekli bağırsaklardan, bir insanın bağırsağı 350 metrekare. Vitamin, mineral, enzim geldiği gibi mantar ve bakteriler üretmiş olduğu toksik madde de geliyor. Karaciğer bu toksik maddeler arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamıyor. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Vücudun zayıf noktalarına. Bu nedenle mide ve bağırsaklar tedavi edilmesi şart. Karaciğerin tedavi edilmesi şart. Aksi halde bugün iyileşirsiniz, yarın tekrar hastalanırsınız. Sonra başka bir hastalık çıkar. Sonra başka. Tedavi mümkün değil. Mide, bağırsaklar, karaciğer. Bu organın, üç organı tedavi ettiğinizde her türlü hastalığı kalıcı olarak tedavi edin. Kalıcı. Evet. İdrar yolu enfeksiyonlarına kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun siz. İşte bu kremberiyle ilgili yapılan klinik araştırmalarda bunun birleşimindeki urzolik asit antitümörel yani tümörü eritici, kansere karşı etkili olduğu son yapılan klinik araştırmalarda belgelenmiştir. Çok enteresan buluşlar yapıldı. Mükemmel bir şey. Kremberi veya kırmızı meyveli yaban mersini Türkiye'de iklim olarak her bölgesinde, belki Akdeniz bölgesi hariç, her bölgesinde yetişmesi mümkün. Herkes bahçesine ekebilir. Meyvesi tadı güzel, yenmesi güzel. Meyvesini yesin, suyunu çıkarsın, içsin. Meyve suyu içsin. Hiçbir yan etkisi yok. Vücudu temizler, arıtır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere karşı etkili. Antioksidan, anti-aging, idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili. Ve hiçbir yan etkisi yok. Mükemmel bir meyve. Evet, programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları.